Muhammed min el ezeli ile el ebed adede ma fi ilmillahi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Amin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Aziz Sıddık kardeşlerim, Cenab-ı Erhamur Rahimine hadsiz şükür olsun ki bu acip zamanda ve garip yerde talebe-i ulumun kıymetli şerefini ve ehemmiyetli hizmetlerini kazanmayı sizler vasıtasıyla bizlere de müyesser eyledi. Ehli keşf-i kuburun müşahedesiyle, müteaddit vakıatla, tahsil-i ulum anında vefat eden bazı müştak ve ciddi bir talebe-i ulum, şehitler gibi kendini hayatta ve kendi dersiyle meşgul görüyor. Hatta meşhur bir ehli keşfel kubur, vefat eden ve ilmi sarf ve nahvi okuyan bir talebenin kabrinde münker nekire nasıl cevap verecek diye murakabe etmiş ve müşahede edip işitmiş ki meleki sual, sual melekleri ondan sordu. Men Rabbuke, senin Rabbin kimdir? Dediği zaman o nahiv dersiyle iştigal ederken vefat eden talebe o meleğin cevabında demiş, men müptedadır. Rabbuke onun haberidir. Nahiv ilmince cevap vermiş. Kendini medresede zannetmiş. İşte bu vakaya muvafık olarak ben merhum Hafız Ali aynen hayattaki gibi Risale-i Nur'la meşgul olarak en yüksek bir ilimde çalışan bir talebe-i ulum vaziyetinde ve tam şehitler mertebesinde ve tarzı hayatlarında biliyorum ve o kanaat ile ona ve onun gibi Mehmet Zühdi'ye ve Hafız Mehmet'e bazı dualarımda derim. Ya Rabbi, bunları kıyamete kadar Risale-i Nur kisvesinde ve bizi. Ya Rabbi, bunları ve bizleri kıyamete kadar Risale-i Nur kisvesinde hakayık-ı imaniye ve esrar-ı Kur'aniye ile kemal-i ferah ve sevinçle meşgul eyle. Amin. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bir sünnetullah kanunu var. Şöyle. Aziz Sıddık kardeşlerim. Tabii onu anlatayım ben okursun. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bir sünnetullah kanunu var. Mutavassıt deniliyor. İki alemin ortasında. Mutavassıt alem bir köprüdür. İşte İstanbul'un bu tarafı Asya, öbür tarafı Avrupa. Köprüler ne yapıyor? İki kıtayı bağlıyor. Değil mi? Bu Cenab-ı Hakk'ın bir kanunu. Mesela kış bir alem, yaz da bir alem. Kışla yaz arasında ilkbahar nedir? Bir köprüdür. İlkbahardan yaza geçiyoruz. Sünnetullah kanunu. Dünya bir alem, ahiret de bir alem. Dünya ile ahiretin mutavassıtı, köprüsü de berzahtır, kabirdir. Yani kabir dünya ile ahiret arasında bir köprüdür. İnsan kabirde ebedi kalmaz. Ama kabirde hayatın sorgulaması vardır. Herkese bu sual sorulacak. Men Rabbike, senin Rabbin kim? İnsanı ne konuşturur? İmanı ve ameli salihinin rusuhiyeti nispetinde orada konuşacak, dil açılacak. Eğer imandan, Kur'an'dan, İslamiyet'ten ırak ve uzak ise kabir azabından başlamak kaydıyla ismi kaharın tecellisine o insan muhatap olacak. Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza etsin. Onun için bütün hadislerde Allahümme ecirna min azabil kabr. Kabir azabının dehşet ve şiddetinden Allah'a sığınmışlar. Üç peygamberimiz de kabir azabı noktasında Müslümanın teyakkuzla
özellikle temizlik noktasında, taharet noktasında hassasiyet durması hakkında Efendimiz ikaz etmiş. Peygamberimiz bir gün kabir azabını anlatırken kabir melekleri, münker ve nekir, yani men rabbüke diyen melekleri anlatırken onların gözlerinin çakır bir göz olduğunu, çok dehşetli ve şiddetli bir şekilde insana böyle gelip sıvaya çektiklerini ifade ederken Hazreti Ömer sordu. Ya Resulallah, onlar böyle dehşetle, şiddetle insanın üzerine sorgu ve suale başladığı zaman insan iradesini kaybediyor mu? Şuuru elinden alınıyor mu? Diye sordu. Peygamberimiz, hayır ya Ömer dedi. İnsanın şuuru elinden alınmıyor. Deyince Hazreti Ömer bir yumruğunu sıktı. Ben o zaman onlara gösteririm ya Resulallah dedi. Bakın. Sonra ben onlara gösteririm diye yumruğunu sıktı. Hazreti Ömer şehit olunca kabre koydular. Hazreti Ali Şah-ı Velayet, değil mi? Bütün evliyaların Şah-ı Piri Sultanı. Keşfiyat açıldı. Hazreti Ali müşahede etmiş. Münker ve Nekir Hazreti Ömer'e men rabbike diye sorunca Hazreti Ömer çok sert bir şekilde siz nereden geliyorsunuz diye sordu. Siz nereden geliyorsunuz? Melekler, biz alemi bekadan geliyoruz. Peki ben nereden geliyorum? Nabi'nin bir şiiri var değil mi? Sakın terki edepten, kuyu mahbubi hudadır bu, nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Ben de makamı Mustafa'dan geliyorum. Siz bekadan geliyorsunuz da Allah'ı biliyorsunuz da ben Resulullah'ın beldesinden geliyorum. Ben Allah'ı bilmiyor muyum diye hiddet gösterdi melekler ve şimdi tabi bakın medresede nah ve sarf gramer dil bilgisi okuyan bir mollaya melekler sormuş. Onlar da gramer dil bilgisi kaidesine bile cevap vermiş. Men müptedadır. Onun haberidir. Muhittin-i Arabi malum Vahdet-i Vücut meşrebinden bir zat. Bir ehli keşif Muhittin Arabi'yi kabre sokunca münker ve nekir gelmiş. Ona da men rabbike diye sormuş. Muhittin Arabi de cevap vermiş. Cevabı tam kendi meşrebine mutabık. Şöyle cevap vermiş. Demiş ki biz bizimle bizde idik. Biz bizimle bize geldik. Bizi bize bizden mi sorarlar? Tabii melekler şaşırmış. Yani böyle cevap olur mu? Biz bizimle bizdeydik, biz bizimle bize geldik, bizi bize bizden mi sorarlar deyince melekler tacip etmiş, arkadan bir ses, bir nida, bırakın onu, onun sözleri dünyada da anlaşılmaz idi. Mehmet Kayalar abi, üstadın talebelerinden, ehli velayet kamil bir zat. Allah rahmet eylesin. Son zamanlarında bu Bursa'da yaşıyordu. Yalova'da. Yalova'da yaşıyordu. Biz birkaç kere onu ziyarete gitmiştik. Üstadı Urfa'da kabre koyarken Kayalar abi de oradaymış. Sungur abi de orada. Üstadı tam kabre koyduktan sonra Kayalar abi Sungur abiye demiş ki Sungur bir şey gördün mü, müşahede ettin mi? Sungur abi demiş, abi görmedim. Demiş kardeşim ben gördüm. Bak, münker nekir, men rabbike dediği zaman ustad bütün Risale-i Nur'un hakikatinin camiyetiyle öyle bir cevap verdi ki arş aradaki bütün melekler onu alkışladı. Bak, ben bu vakayı Mehmet Kayalar abiye sordum. Vefatından önce ziyaretine gitmiştik. Kayalar abi çok farklı bir nur talebesi ya. Üstad ona demiş ki son 500 sene içerisinde senin gibi evliyadan kamil bir zat gelmemiş diye ona iltifat etmiş yani. Kayalar abi dedi ki birkaç kere biz gittik geldik sohbetinde bulunduk. Ona dedi ki bir gün ben dedi Selefi Salih'in bütün cadde-i nuraniyesinden istifade ettim, istifaze ettim. Ama aradığımı bir tamamiha
bir kemali Hazreti Üstad'da buldum. Hazreti Üstad makamı ferdiyetin müntahasında idi. Bu cümle onun. Üstad, Hazreti Üstad makamı ferdiyetin müntahasında idi. Ben bu vakayı ona sordum. Dedim ki sizin hakkınızda Üstad kabre konurken siz Sungur abiye böyle söylemişsiniz. Ben dedim sizin ağzınızdan bu manayı teyit etmek, almak istiyorum falan. Bana anlatır mısınız diye sordum. Baktım böyle birden ciddileşti. Kardeşim dedi, o mahremiyet ilahidir. Konuşulmaz. Yani reddetmedi ama bir şey de söylemedi yani. Yani böyle bir şey yoktur, olmamıştır demedi. Ama mahremiyettir, bu sırdır. Sırlar ifşa edilmez, konuşulmaz dedi. Cevap vermedi. Nasıl sordunuz abi? Bir daha söyler misiniz? Yani bu üstad kabirde münker ve nekir geldiği zaman üstad cevap vermiş ya, onu müşahede etmiş kendisi. O müşahedeyi sordum. Dedim sizin hakkınızda böyle böyle deniliyor. Ondan sizin teyit almak istiyorum diye sorunca bir de böyle ciddileşti. Kardeşim o dedi, o mahremiyet ilahiyedir. Cevap verilmez, cevap vermedi. Ama inkar da etmedi yani. Böyle yok bir iş yoktur da demedi yani. Evet. Onun için hadis-i şerifte var. Peygamber buyuruyor. Kabir berzah hayatı ya cennet bahçesinden bir bahçedir ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur. Cennet bahçesinden bir bahçe olunca yani bir nevi ta kıyamete kadar mesela açılım yani mesela diyelim ki şurada oturuyorsunuz birçok mesele beka aleminin detaylarını akıl gözüne göstermiş oluyor. Burada karşıda televizyon ekranı var. Diyelim ki Afrika'yı, hayvanlar alemini, kainatı, ormanları gösteriyor değil mi? Buradan düğmeye basıyorsun, açılıyor ekranda hayvanlar alemini, balıkları, deryaları, denizleri, ormanları müşahede ediyorsun. Bakıyorsun zaman nasıl geçti bilmiyorsun. Tabii bu açılım hayvanlar alemi değil, cennet. Cennetin bağ ve bahçeleri, o açırım olduğu zaman berzahta yaşayanlar kıyamet gelinceye kadar zamanın nasıl geçtiğini bilmeyecekler. Rahmeti, inayetin tahakkuku, tecellisi ve Allah korusun cehennem çukurlarından bir çukurdur ki orada da Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza etsin. Evet, oku bak. Başka okuyacağız. Orası tamam. Burayı oku. Bu Hafız Ali abi hakkında bir şey söylüyor abi. Hafız Ali abi de Meyve Risalesi'nin hakkatıyla cevap vermiş kabirde. Yani. Hafız Ali abinde de hakikaten. Hafız Ali abi hakkında Risale-i Nur'un ahirette efendim sancakları olacak demiş Hafız Ali. Yani. Risale-i Nur'un manevi sancakları. Yani Üstad Hafız Ali abinin kabirdeki münker nekir sual meleklerinin suallerini ne? Nasıl cevap verdiğini Üstad görmüş tabi müşahede etmiş. Evet. Nasıl görmüş, nasıl ifade etmiş? İşte münker nekir Hafız abiye şey deyince, sual sorunca Hafız Ali abi de Meyve Risalesi'nin son kısımlarındaki hakikatların diliyle cevap vermiş. Elhamdülillah. Meyve Risalesi'ndeki o tevhid delillerinin İhsanı ile cevap vermiş. Şöyle oku istersen. Bir de Hafız Ali abinin kabirde Risale-i Nur ile meşguliyetine dair bir şey var abi. Burada da ona işaret ediyor. Şimdi tabi berzah aleminin tabakatı var. Bir Müslüman hangi meşref ve meslek üzerine gidiyorsa o meşref ve mezhebe, medar, tecelliyat kabirde devam eder. Mesela bir insan talebe-i ulum ise, ilim talebesi ise berzah alemi ders-i Kur'an'ı meclisi olur. Cebrail aleyhisselam veya bir mukarreb bir melek onun dersini tekmil eder. Rivayetlerde var ki bir kısım talebe-i ulum berzahta kabir hayatında ta kıyamete gelince kopuncaya kadar ders-i Kur'an'ın tekmiliyle meşgul olur.
mahşer gününde tam alim olarak dirilir. Allah'ın tine göre yansıma. Mesela ilim talebesi ise ilim talebesinin meşguliyeti, mesleğine ilim. İlimde derinlik esastır, ilimde tetebbuat esastır, ilimde meseleleri halletmek, rusuhiyet esastır. Rahmet-i İlahiye o talebe dersini tam tekmil etmemiş ise berzahta, kabirde, kabir ona bir şey oluyor. Medrese-i Kur'ani oluyor, bir melek ona o dersini tekmil ediyor ve kıyamet gününde bir kıyamet koptuğu zaman o Müslüman kabirden dirilirken bir alim olarak dirilecek. O da Allah'ın bir rahmet ve inayeti oluyor. Onun için Hafız Ali abi Risale-i Nur'la meşgul kabirinde Hakkat-ı Kur'ani ile Esasat-ı İmani ile meşgul olduğunu üstad ifade ediyor. Bir de Hafız Ali abinin kabirinde üstadın şöyle bir cümlesi var abi. Ya Rab Hafız Ali'yi Hafız Ali'nin kabirini berzahi bir medrese-i nuriye eyle diye. Evet. Üstadın böyle bir duası Üstad var. Üstad Hazretleri yazmışlar. Daha Hafız Ali abi hayattayken, şimdi abiler mesela sen oradan bir Osmanlıca diyelim ki, şuradan diyelim ki 11. söz yazıldı, telif edildi. 11. söz yazılmış Osmanlıca götürür ustada veriyor. Üstad da onu alınca ona dua ediyor, dua yazıyor yazdığı nüshaya. Hafız Ali abinin hattı çok güzeldi. Sen onu yazmış. Yazdığı bir nüshayı ustada götürünce ustad daha Hafız Ali abi hayattayken o cümleyi söylemiş. Ya Rabbi Hafız Ali'nin kabrini berzahi bir medreseye Nuriye eyle de ustad yazmış, imzalamış. Daha hayattayken. Yani demek ustad keşfen onun berzahtaki şeyini Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle görmüş, hissetmiş ki onu daha ölmeden önce yazmış. Abi bununla alakalı şu 11. meselede. Oku bakalım. Risale-i Nur'un şehit bir kahramanı olan merhum Hafız Ali hapiste meyve risalesini kemale aşkla yazarken ve okurken vefat edip kabirde melaike-i suale mahkemedeki gibi meyve hakikatleriyle cevap verdiği müsüllü. Ben de ve Risale-i Nur şakirtleri de bu son cümleler çok ehemmiyetli, çok kıymetli bir müjde mahiyetinde inşallah Cenab-ı Hak layık eylesin. Ben de ve Risale-i Nur şakirtleri de o suallere karşı Risale-i Nur'un parlak ve kuvvetli hüccetleriyle istikbalde hakikaten ve şimdi manen cevap verip onları tasdike ve tahsine ve tebrike sevk edecekler inşallah. Bismihi Sübhane, Aziz Sıddık kardeşlerim. Ben merhum Hafız Ali'yi unutamıyorum. Onun acısı beni çok sarsıyor. Eski zamanlarda bazen böyle fedakar zatlar kendi dostu yerine ölüyorlardı. Zannederim. O merhum benim yerimde gitti. Onun fevkalade hizmetini eğer sizler gibi o sistemde zatlar yapmasaydı Kur'an'a, İslamiyet'e büyük bir zayiat olurdu. Bu velayet aleminde buna bedel tabir ediliyor. Mesela iki tane kabuliyet ve makbuliyet arşında velayeti kamileye mahsar iki zat. Ama sünnetullah kanunlarına göre birisinin hizmete liyakat ve dirayeti var. Ama öbürünün hizmete liyakat ve dirayeti yok. Mesela diyelim ki gözü ama veya telaffuzda zorluk çekiyor, dilinde şeylik var, kekemelik var. Onun böyle ders yapması, insanlara meşgul olması sünnetullah kanunlarına göre muvafık değil, uygun da değil.
Yapsa da bu işi beceremiyor. Çünkü nakıs ve noksanlığı var. Ama Allah'ın kabul ve makbul bir kulu. Mesela melekût aleminde bakıyor ki o hizmet eden zatın ömrü tükenmek üzere, bitmek üzere. Halbuki hadis-i şerif var, Peygamberimiz buyuruyor ki bir alimin ölümü bir alemin ölümü gibidir. Bir alemin ölümü bir alemin ölümü gibidir. Bakıyor o zatın eceli fıtrisi tamamlanmış, ölüp giderse hizmetler şey olacak, yarıda kalacak, tamamlanmayacak. O zaman diyor ki, bakıyor mesela Lehv-i Mahfuz'da kendisinin 30 senelik ömrü var. O da bir hafta sonra gidecek. Ya Rabbi diyor, ben 30 senemi bu kardeşime verdim. Benim hayatım bir hayat-ı manevi olarak onun hayatı içerisinde akıp gitsin diye dergâh-ı izzete iltica ediyor, yalvarıyor. Kabuliyet ve makbuliyet arşında olduğu için bedel, fedakarlıkla, ihsar hasretiyle kendi hayatının ömrünü ona veriyor. Rahmet-i İlahiye de kabul ettiği zaman onun bedeline o ölüyor, öbürü hizmete devam etmiş oluyor. Hafız Ali abi öyle. Ustadın vefat haberini almış, dua etmiş. Ustada bedel benim ruhumu şey etti, kabz etti, iltica etmiş. Haberi nasıl manevi alemden mi? Ustadı zehirlediler. O meşhur zehirleme olayı var ya, dehşeti 21 kere olsa zehirlemişler. O zehirli, dehşetli bir zehir. Yani dozajı çok kuvvetli. Fakat onu o iğneyi yapan sağlık memuru itiraf etmiş. Demiş ki yani sırf ustada zehir iğne yapmak için bütün mahalleye herkese aşı yapılacak. Zulme bakın. Bütün mahalleyi aşılamışlar ki ustada o zehri şey etmek için. O zat, iğneyi yapan zat, çok kuvvetli bir zehir. Direkt vurursam anında öldürür. Şeye yapmış, cilt altına yapmış, damara yapmamış. Yani onlar da bilmiyorlar ya. Damara yaptığı halde ustad böyle hemen çok ağır bir baygınlık. Bayılmış ustad. Çok ağır bir baygınlık, ölü gibi. Kardeşler böyle panikten demişler ki tamam ustadı zehirlediler, öldürdüler diye haber geliyor şeye. Hafız Ali abi, Hafız Ali de şeyde, hapiste ellerini açıyor. Ya Rabbi sen ustadı hıfzet, benim onun yerine ben al, bedel olarak beni al demiş. Yalvarmış, rahmet-i ilahiye de duasını kabul etmiş. Merhaba. 72'de ustad Asay-ı Musa'da onların diyor şeyleri, tahribatları dehşetli olacak. 72'ye işaret ediyor ustad. 71-72'ye. Zübeyir abi hayattayken ona soruyor ki abi bu 71-72 nedir diye. O demiş ki kardeşim 72 gelecek, beni alıp götürecek. Şimdi tabii böyle bazen şöyle bir sır var yani kadere taalluk eden. Şimdi bir sirkeyi düşünün. Şişede sirke var. Değil mi? Sirke çok kalınca içinde şey oluyor değil mi? Tortu. Tortu oluyor. Şimdi bu şişe içinde şey var değil mi? Tortu var. Ama bu şişe sabit kaldığı zaman tortu dibindedir. Değil mi? Evet. Şişeyi böyle salladığın zaman tortu ne olur? Her tarafa girer. Şişe bulanır mı? Bulanır. Şimdi hadisat, bazen kaderin ince sırları, sırrı teklif, efendim, ehli dalalet, küfür, zındıka, kanlı mübareze, değil mi? Sünnetullah dairesi içerisinde bazen hadisat böyle bulanıyor. Tortular birbiri içerisinde kalıyor. Tortular birbiri içerisinde kaldığı zaman, o zamanki bütün ehli imanın duası, istiğfarı, ilticası, onu filtre ediyorsa mesele yok. Süzüyorsa dualar, ilticalar, istiğfarlar o tortuyu süzüyorsa o şişe eski halinde dönüyor. Süzmüyorsa kader bu tortunun izalesi için bir bedel istiyor.
manen. O zaman bakıyorsunuz Risale-i Nur dairesinde ve kamilinden bir zat ölüyor. Ona bedel olarak. O gidince o tekrar cemiyeti insaniye itidal noktasına gelmiş oluyor. Böyle bir sır var. Evet. Ben merhum Hafız Ali'yi unutamıyorum. Onun acısı beni çok sarsıyor. Eski zamanlarda bazen öyle böyle fedakar zatlar kendi dostu yerine ölüyorlardı zannederim. O merhum benim yerimde gitti. Onun fevkalade hizmetini eğer sizler gibi o sistemde zatlar yapmasaydı, Kur'an'a, İslamiyet'e büyük bir zayiat olurdu. Ben onun varisleri olan sizleri tahattür ettikçe o acı gidiyor. Bir inşirah geliyor. Medar-ı hayrettir ki ben şimdi onun manevi belki maddi hayatıyla alemi berzaha gitmesi cihetiyle o aleme gitmek için bende bir iştiyak zuhur etti ve ruhuma başka bir perde açıldı. Nasıl ki buradan Isparta'daki kardeşlerimize selam gönderip muarefe, muhabere ile sohbet ediyoruz. Aynen öyle de Hafız Ali'nin tabattun ettiği, vatan edindiği alemi berzah nazarımda Isparta Kastamonu gibi olmuş. Hatta bu gece mesmuatıma göre, duyumlarıma göre buradan birisi oraya gönderilmiş. 10 defadan ziyade teessüf ettim. Ne için Hafız Ali'ye onunla selam göndermedim? Sonra ihtar edildi ki selam göndermek için vasıtalara ihtiyaç yok. Kuvvetli rabıtası telefon gibidir. Hem o gelir alır, o büyük şehit Denizli'yi bana sevdiriyor. Tabii, gelir alır. İşte Denizli ilk defa gittiğimiz zaman medresenin tam Hafız Ali abinin kabri mezaristan karşıda, medresenin kabristanın tam karşısında şey var, medrese var. En üst kattaydık, yaz zamanıydı. Cemaat da çok kalabalıktı. Bir ders okundu. Yani hiç böyle hayal ve tasavvurumuzun fevkinde öyle bir ruhani feyizler, hakikatler bir ders oldu ki enteresan yani. Bakın. Fatiha verdik, hiç kimse yırından kımıldamıyor, kalkıp da gitmiyor böyle. Böyle ruhani bir hava. Ben zannettim ki sanki Hafız Avli abi geldi, dersi dinledi, temaşa etti, alkışladı ve sonra gitti. O diyor gelir, selamı alır. Hem o gelir. Evet. Onun için berzahta bir kısım ruhlar kayıttadır, bir kısım ruhlar serbesttir. Ekser Müslümanların, kafirleri, mürtet ve münafıkları tamamen kayıtlı ve zincirli. Bir anarşisti, polisler, jandarma yakalasa ona hücre koyar, onu dışarıya çıkartmaz. Değil mi? Tecidi mutlak. Tecidi mutlak. Müslümanların da ekserisi kabir azabında kayıttı. Ekaliyeti çok azı. Cenab-ı Hakk'ın kabul ve makbuliyet arşına çıkmış bir kısım evliye azime, hakikatler, müminler, onlar kabirde kayıtlı değildir. Bir derece serbesttir. Dereceye nispetinde ehli imanla berzah alemi itibariyle alakadarlıkları öldükten sonra devam ediyor. İşte Hazreti Hamza'nın, değil mi? Şühedanın, değil mi? Piri olması gibi. Evet. Sonra ihtar edildi ki selam göndermek için vasıtalara ihtiyaç yok. Kuvvetli rabıtası telefon gibidir. Bu dünyada da var yani. Şimdi şurada bir radyo var. Efendim. Talebeler fizik ve kimya dersi alan talebeler okulda, laboratuvarda birkaç tane kabloyu bir araya getiriyorlar. Radyo yapıyorlar. Ama radyonun sesi buradan öbür odaya kadar. Çekim kapsam alanı dar. Biraz daha büyük şehir radyosu, biraz daha büyük gölge radyosu, ülke radyosu, ondan sonra BBC, dünya radyoları. Maneviyat da öyle.
kuvvetli rabıta aynı şey gibidir. Kapsam alanı gibidir. Türklerin kapsam alanı nere? Yeni kurulmuş bir basit şirketin kapsam alanı nere? Türkselleşirsen, kapsam alanı itibariyle berzahtan ta dünyaya nazarın uzanabilir. Ama bir şehir radyosu gibi, bir mahalle radyosu gibi kalırsak sesimiz, gücümüz yetmez. Evet. Hem o gelir alır, o büyük şehit Denizli'yi bana sevdiriyor. Daha buradan gitmek istemiyorum. O ve Mehmet Zühtü ve Hafız Mehmet hayatlarına gördükleri vazife-i imani ve nuriyeye devam ediyorlar. O ve Mehmet Zühtü ve Hafız Mehmet hayatlarında gördükleri vazife-i imani ve nuriyeye devam ediyorlar. Kabirde yani. Evet. Onlar pek yakından temaşa ediyorlar. İşte o derste sanki böyle geldi, dersi dinledi gitti gibi yani. Evet. Belki de yardım ediyorlar. Evliya-i Azime'nin dairesinde kıymetli hizmet noktasında mevki almalarından ben de o ikisinin Hafız Mehmet'le beraber isimlerini silsilemde aktapların isimleri yanında yad edip hediyelerimi bağışlıyorum. Biz de ruhlarına bir Fatiha verelim. Üç ihlas bir Fatiha ile biz de bağışlayalım inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin.